Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size gördüğünüz bu menekşe renkli iplerimden bu şekilde ikili menekşe hazırladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet kolay. İki dalın üzerine yaptığımız bu menekşeler arkadaşlar. İkili menekşeler. Modelimiz gördüğünüz gibi hem zincirden oluşuyor. Başka bir hiç iş bilmeyip sadece zincir bilenler bile bu modeli bu şekilde yapabilir arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ikizer zincir çekerek tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturuyorum. Bir defa tığımı doladım. 2 alarak trabzan yaptım. Trabzanımın tepesine 4 tane zincirimi çekip buraya kirpik olarak kapattım. Evet arkadaşlar, bu iki çiçeğimin mesafesindeki kirpikli trabzanımın sayısı tam 12 tane. 12 tane bu şekilde ara mesafesini veriyorum. Bir zincir çekip bir defa dolayıp yine yandaki tığ battıya giriyorum. 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Şimdi dalımızın yapımına başlıyoruz arkadaşlar. 12 zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 6. arkadaşlar, zincirimin içine bu şekilde girip buraya kapatıyorum. Bu yuva arkadaşlar, geriye kalan yuva bu menekşelerim için yuva olacak. Ben de bu 5 zincirimin üzerine 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 8. sık iğnemi de bu şekilde arkadaşlar trabzanımın arasına kapattım. Dalımızın bir tanesi hazır. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girip 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Yine üzerine 12 tane zincir çekiyorum. 5, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 6. zincirin içine arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum. Buraya bir yuva yapıyorum. Geri kalan kısma da zincirimizin geri kalan kısmına da 7 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğneyi yaptım. 8.yi yine trabzanımın arasına bu şekilde arkadaşlar kapattım. 2. dalım da hazır. Bu şekilde dalları bitirdik. Yine aynı şekilde ara suyuna geçiyoruz. Bir zincirimi çektim buraya. Bir defa doladım. 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet arkadaşlar, çiçeğimizin yuvasını hazırlaması bu kadar. Ve ara suyuna yine 12 tane bu şekilde kirpikli trabzanlar hazırlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. 1 zincir. 2 alarak bu şekilde kirpikli trabzanları hazırlıyorum. 12 tane olunca arkadaşlar hemen çiçeğimin dalını yapıyorum. Bu dalları yapıyoruz. 12 tane bu kirpikli trabzan, sonra bu dallar, 12 tane kirpikli trabzan, tekrar bu dallar olarak yemenimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan biz çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, mor ipimizi tığımıza zincir çekerek tutturdum. Ve yapmış olduğumuz bu yuvanın içine sık iğne yaparak yuvaya ipimizi tutturduk. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yuvanın içine girip 1, 2, 2. 2 tane trabzanım oldu zincirimle beraber. 1, 2, 2. 3 oldu. Tekrar 1, 2, 2. Bu şekilde 4 tane arkadaşlar trabzanımı yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle ters tarafına çevirdim. İlk yaptığım bu trabzan tepesine arkadaşlar 6 zincirimi kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar, burada yapmış olduğumuz çimenlerimizin 3. kirpiğini. Bakın
1, 2, 3. kirpiğine kapat. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip bu şekilde döndüm arkadaşlar. Hemen zincirimi geri buraya kapatıyorum. Hem bu şekilde arkadaşlar çiçeğimizi monte ettik, hem de bir tane kirpik yapmış olduk. Geriye kalan kısma 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir kapattım kirpik olarak. Bu şekilde 5 tane kirpik yapacağım. 5 zincir kapattım kirpiğimi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da 5. kirpiğim. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane buraya kirpiği yaptım. Araya 2 tane zincir çekerek köprü oluşturuyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Yine yeşil yuvaya girdim. 1, 2, 2. 4 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. 2, 3 sefer de aldım. Bir defa doladım. 1, 2, 2 alarak yukarı çıktım arkadaşlar. Evet, yine 4 tane trabzanım oldu bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Dönüyorum arkadaşlar. Bu yaptığım 2 zincirimin arasına girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen düz yüzüne döndüm. Bu yaptığım 6 zincirli yuvanın içine yine 5 tane kirpik yapacağım. 5 zincirli 5 kirpik. 5 zincir. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3. kirpiğim. 5 zincir. 4. kirpiğim. 5 zincir arkadaşlar. Bu şekilde ikinci yuvanın 5 zincirli kirpiğini de tamamlamış oldum. Yine 2 zincir çekiyorum köprü olarak arkadaşlar buraya. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen buradaki yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Yine 4'e tamamlayacağız bu trabzan sayımız arkadaşlar. 3 oldu ve 4. 1, 2, 2. Evet. 6 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Buradaki 2 zincirli yuvayı köprü olarak geçtiğimiz 2 zincirli yuvanın içine kapattım. 6 zincirimi. 5 zincir çektim. Döndüm. Yine aynı şekilde bu 3. yuvamıza da arkadaşlar 5 zincirli 5 tane kirpik yapacağım. 5 zincir kapattım yuvama. 5 zincir kapattım bu şekilde yuvama. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4 oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. 5 zincir bu şekilde kapattım. Bir tane de dibine zincir çekiyorum ve ipimi kopardım arkadaşlar. Bir tanesi bu şekilde oluyor. Şimdi yanına öbür dalımızı aynısı gibi bir tane daha yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer dalımızın bu yaptığımız zincirlerin arasına girip bu şekilde sık iğne yaparak ipimizi tığımıza tutturuyoruz. Yine 3 zincirle ilk trabzanımızı yapıp bir defa tığımızın başını doluyoruz. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 seferde. Yuvaya girip 1, 2, 2. 4 tane trabzanım oldu. 6 zincir çekiyorum. Hemen arkadaşlar şöyle ters tarafını çeviriyorum. Şu demin elime gelip durdu arkadaşlar. Bu sefer şöyle bir hafiften değdireyim. İlk trabzan tepemi arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile kapattım 6 zincirimi buraya. Hemen 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Buradaki bakın arkadaşlar hemen düz yüzündeki buradaki ilk kirpikten ters çeviriyorum. Bu ters tarafındayız. Çiçeğimizin de ters tarafındayız arkadaşlar. Kapattım buraya 1, 2, 3 zincir. Dönüyorum tekrar 3 zincirli arkadaşlar. Hem buraya çiçeğimin ucunu tutturuyorum.
hem de arkadaşlar bir tane kirpik yapmış oldum. Geriye kalan kısma da yine 5 zincir çekerek 5'e tamamlayacağım arkadaşlar. Bu çattığım kirpikle beraber 5 olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum buraya 3. kirpiğim. 5 zincir. 4. kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da 5. kirpiğim. Bu şekilde arkadaşlar 4 trabzanımın üzerine 5 tane kirpik yaptım. 2 zincir bir defa doladım. 1, 2, 2. Evet. Bu şekilde de sarısını yapıyoruz. Yine 4 tane trabzanı tamamlıyorum. 2, 1, 2, 2 alarak 3. trabzanım. 1, 2, 2 alarak 4. trabzan. Bu şekilde arkadaşlar 4 tane trabzanı yaptım ve 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. Bu 2 zincirli yuvaya kapatıp buraya bir yuva yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Yuvaya girip kapattım. 1. 5 zincir. 2. kirpiğim. 3. kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. kirpiğim. 1, 2, 5. 5 zincir. Bu da 5. kirpiğim. 5 tane kirpik oldu arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. Yine aynı şekilde 4 tane trabzan yapacağız. 2, 3. Bakın arkadaşlar şu şekilde yön verebiliriz elimizle tırnağımızla. 4 zincirimi, pardon, 4 tane trabzanımı yaptım. Üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi hemen çevirdim. Buradaki 2 zincirli araya kapattım. İşlem hep aynı arkadaşlar, değişmiyor. Bu şekilde. Şimdi yine 5 tane kirpiğini yapıp sonuncu 5. kirpiğimizde çimenimize monte etmeyi unutmayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4 oldu arkadaşlar. Şimdi buraya 4 tanesini yaptık sonuncuya. Ve 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2 zincir. Hemen arkadaşlar ilk başta olduğu gibi moru monte ettiğim gibi 3. kirpiğime çimenimden, bakın 3 saydım 3. kirpiğime. Bu şekilde kapattım. Tekrar 3 zincir sayıyorum, çekiyorum. Bu kirpikleri kapattığım yuvaya kirpik olarak kapatıyorum. 5. kirpiğimi hem monte ettim arkadaşlar, hem de geri yuvasına 3 zincir çekerek kirpik olarak monte ettim. 1 zincir çektim. İpimi kopardım ve işlemimiz bitti. Bu şekilde arkadaşlar buraya yeşil yuvasına da tutturduk. Şimdi bu ipi yakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde oldu. Sizle yaptığımız çiçeğimiz gördüğünüz gibi gayet zarif, böyle çıtı pıtı kiraz gibi de oldu sanki arkadaşlar. İki dalda ayrı ayrı açan böyle küpe gibi. Çok hoş ve çok zarif durdu gördüğünüz gibi. Yapımı da gayet kolay, dediğim gibi sadece zincir çekmeyi bilen herkes boyayı bile yapabilir arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.